Merhaba. Şimdi ilk konumuz çemberde açılarla ilgili soru çözümü yapıyorum. Daha önce bu testi size göndermiştim. Şimdi cevaplarını yapıyorum. Şekildeki o merkezi çemberde AB yayın ölçüsü 122 derecedir. Buna göre AOB kaç derecedir? Biliyorsunuz ki arkadaşlar merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. Dolayısıyla burası 122 derece ise buranın da aynı şekilde 122 derece olması lazım. Yani doğru cevabımız arkadaşlar Ceyhan yapacak. Geçiyorum ikinci soruya. Yukarıdaki şekilde verilen O merkezi çemberde AB yayın ölçüsü 100 derece ve BC yayın ölçüsü 120 derece olduğuna göre AC yayın ölçüsü ne kadardır? Arkadaşlar bir çemberin tamamının ölçüsü 360 dereceydi. 100 ile 120'yi toplarsam arkadaşlar, 100 ile 120'yi toplarsam burası 220 yapar. AC'yi bulmak için de arkadaşlar 360'tan 220'yi çıkarmam lazım. Dolayısıyla buradaki yaya kaç kalacak? 140 derece kalacak tamamının 360 olması için. Yukarıdaki O merkezli çemberde AB yayın ölçüsü 135 derece olduğuna göre AOB açısının ölçüsü ne kadardır? Yine kolay bir soru arkadaşlar. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. Dolayısıyla burası 135 derece ise bu açının da 135 derece olması gerekiyor. Yani doğru cevap arkadaşlar Adana'dır. Yukarıdaki şekle göre FAB ile ABD'nin kesişimi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen yapıyorum arkadaşlar. Böyle soruları severler. Şimdi FAB'yi şöyle çizdim. FAB burası. Hemen şöyle arkadaşlar yeşille bir de ABD'yi çizelim. A, B, bakın onu da yeşille çizdim gördüğünüz gibi. Şimdi bana bu ikisinin arkadaşlar kesişimini soruyor. İkisinin kesişimi neresi oldu arkadaşlar? Şu bölge, yani A ile B'nin olduğu yeri oldu. Doğru cevap Bursa olacak. Bunlar kolay sorulardır. Şekildeki O merkezi çemberde AOB 70 derece olduğuna göre ACB kaç derecedir? Arkadaşlar merkez açı 70 derece ise AB yayı da 70 derecedir. Bir çemberin tamamı 360 derece olduğu için 360'tan 70'i çıkarırsam kaç kalacak bana? 290 kalacak. Dolayısıyla arkadaşlar yukarısı kaç derecedir? 290 derecedir. Yukarıdaki şekilde verilen O merkezi çemberde AOB 120 derece olduğuna göre AB yayın ölçüsü ne kadardır? Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşitti arkadaşlar. Dolayısıyla merkez açı 120 ise buranın da kaç olması gerekiyor? 120 derece olması gerekiyor. Yukarıdaki O merkezli çemberde BAO açısının ölçüsü 25 derece olduğuna göre AB yayının ölçüsü ne kadardır? Arkadaşlar bu sorulardan çözdük. Bakın OA bir yarıçaptır, OB de bir yarıçaptır ve burada ne oluştu? İkizkenar bir üçgen. Dolayısıyla bu açı 25 ise bu açının da kaç olması lazım? 25. Bir üçgende iç açılar toplamı kaçtı? 180 dereceydi. 25, 25 daha 50. Buraya kaç kalacak arkadaşlar? 130. Şimdi hemen yapıyorum. Bu açı 130 arkadaşlar. Gördüğü yayın da kaç olması lazım? 130 derece olması lazım. Yani doğru cevap Ceyhan. Yukarıdaki şekilde verilen O merkezi çemberde DC yayın ölçüsü 50 derece ve BC yayın ölçüsü 100 derece olduğuna göre DOB kaç derecedir diyor. Hemen şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın burası 150 derece tamamı. Merkez açı yine bunu gördüğü için buranın da kaç olması lazım? 150 derece olması lazım. Şekildeki O merkezi çemberde AB yayın ölçüsü 160 derece ve AC yayın ölçüsü 140 derecedir. Buna göre BC yayın ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar tamamının 360 derece olması lazım. 160 ile 140'ı toplarsam 300 yapar. 360'tan 300'ü çıkarırsam da arkadaşlar geriye 60 kalır. Dolayısıyla 360 olması için BC'nin kaç olması gerekiyor? 60 derece olması gerekiyor. Yukarıdaki şekilde O merkezi çember ve çember üzerindeki ABCD noktaları verilmiştir. Hangisi yanlıştır? Diyor ki OA çemberin yarıçap uzunluğuna eşittir. Doğru arkadaşlar. Merkezden çemberin üstündeki bir noktaya gelen yer bizim için yarıçaptı. EDC yayı DBA yayının kesişimi DC yayıdır diyor. Bu da doğru arkadaşlar. Bakın EDC yayını şöyle yapıyorum.
Bir de DBA yayını yapıyorum. DBA yayını. İkisinin kesişimi DC yayıdır. Bu da doğru. OD çemberin yarıçap uzunluğuna eşittir. Evet. Nasıl OA yarıçapsa OD de yarıçaptır. Fakat AE yayı ile DCB yayının birleşimi EAB yayı değildir. Dolayısıyla D şıkkı yanlış cevap. Yukarıdaki O merkezli çemberde AB yayının ölçüsü 95 derece olduğuna göre ACB yayının ölçüsü ne kadardır? Tamam, 360 dereceydi arkadaşlar. Burası 95 ise geri kalan diğer tarafı soruyor. Dolayısıyla 360'dan 95'i çıkarırsam buradan 265 derece diğer taraf kalacak. Yani doğru cevap Bursa olacak. Yukarıdaki verilen saatte akrep ile yakovun arasındaki açı ne kadardır? Arkadaşlar saatlerde şöyle yaparsam burası her bir taraf ne? 90 derecedir. Bu 90 dereceye bakın şöyle 1, 2, 3, 3'e böldüğü zaman 90'ı 3'e bölersem her bir aralık kaç yapar? 30. Mesela ben şöyle yaptım şunu şöyle. Bunların her biri kaçar derece? 30'ar derece. Dolayısıyla 30, 60, 90, 120. Buraya gelene kadar kaç derece olacak? 120 derece olacak. Teşekkür ediyorum gençler.